Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle hastalık kaygısı bozukluğundan biraz bahsedeceğim. Bu kişiyi ne derece etkiliyor? Belirtileri neler? Biraz dilerseniz bunlardan bahsedelim. Hipokondriyak dediğimiz hastalık kaygısı bozukluğundan daha önce bahsetmiştim. Sorular arasında cevaplarken anlatmıştım. Ama bugün biraz daha ayrıntılı anlatmak istiyorum. Hastalık kaygısı bozukluğunda kişi ağır bir hastalığı olduğunu ya da olacağını düşünerek yoğun bir şekilde kaygı duyuyor. Kişinin zihninde sürekli hastalanmaya yönelik bir kaygı olmuş oluyor. Burada kişide bedensel belirti yoktur ya da çok hafif düzeydedir ama kişi bunu yoğun bir şekilde kaygı duyarak yaşar. Bedenindeki belirtileri genellikle yüksek oranda hisseder ve zihninde olumsuz düşünceler meydana geldiği için kişi yoğun kaygı duymaktadır. Kişi kişisel sağlık durumuyla ilgili sürekli olarak bir korku halindedir, korkuya kapılır. Aile öyküsünde eğer herhangi bir hastalık varsa bunun kendisinde de çıkma ihtimaline yönelik olarak zihninde devamlı olumsuz düşünceler yer almaktadır. Bu da kişinin kaygısını yoğun bir şekilde artırmaktadır. Kişinin sağlıkla ilgili davranışlarında sık sık anormallikler görülmeye başlar. Yani kişi devamlı olarak bedenini tarar, acaba herhangi bir problem var mı, acaba hasta mıyım şeklinde durumlar görülüyor. Aynı zamanda kaçınma davranışları da sergileyebiliyor burada kişi. Mesela hastaneye gitmekten kaçınabiliyor. Bedenindeki belirtilerle yoğun bir hastalık yaşadığına dair düşüncesiyle birlikte burada kaçınma davranışları da kaygıyla birlikte kendini gösterebiliyor. Kişinin hastalıkla uğraşma süresi en az 6 ay. Fakat bu süre boyunca duyduğu kaygı, korku bu süre tabii ki 6 aya göre değişebiliyor. Hastalık kaygısı bozukluğunda genelde iki tür sınıflandırıyoruz. Bakım arayan tür ve bakımdan kaçan tür olarak. Şimdi bakım arayan türde hastalık kaygısında genellikle kişi sık sık doktora gidiyor, sağlık taramalarından geçiyor. Ancak bundan kaçınmalar da meydana geliyor. Yani bakımdan kaçınan türde hastalık kaygısı bozukluğunda bu tür içinde yer alan kişilerde genellikle sağlık bakımına seyrek olarak başvuruyor. Daha çok bedensel olarak kaygı duyduğu için bedensel tarama yapıyor kendisi devamlı olarak. Herhangi bir problem var mı, yok mu, hastalık çıkacak mı, çıkmayacak mı ihtimal yoğun bir şekilde kaygı yarattığı için kendinden burada bakımdan kaçan tür olarak bu sınıfa girmiş oluyor. Yani sağlık bakımına daha seyrek olarak gidiyor kişi. Yani burada kaçınma davranışı gösteriyor. Evet, bugün hastalık kaygısı bozukluğundan bahsettik. Eğer bu konuyla alakalı sorularınız olursa mutlaka sosyal medya üzerinden bana sorabilirsiniz ya da doktor takvimi üzerinden de sorabilirsiniz. Eğer randevu almak isterseniz yine YouTube üzerinde ya da sosyal medyada randevu almayla alakalı bilgiler mevcuttur. Dilerseniz telefon numaralarından, dilerseniz de doktor takviminden ya da web sitemden randevu alabilirsiniz. Hepsinin linki mevcut sosyal medyada ve YouTube üzerinde. Peki o zaman ne diyorum? Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Sağlığınızı ertelemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.